uzaklardan bir yerden motor sesi geliyor harika. Quando la disperazione. E lo sconforto. Geçen senenin sonunda çektiğim videolara bakıyordum da sanki kamera soldaymış gibi görünüyordu. Ve bir şekilde aynı seviyede konuşuyor da olsam ses sanki çok daha iyi alınmış. O yüzden bugün sol tarafa geçmeye karar verdim. Belki de elimi böyle tuttuğum zaman bütün ses mikrofona direkt gidiyor. İyi olurdu. Çünkü aslında küçük mikrofonum var la var ya. Ama hadi bakalım. Ne oluyor? Getirmiyor bir yanımda. Evde bir yerde duruyor. Az önce kuş seslerini dinlerken bir süre sessizlikte takıldım, videoyu başlatmadım. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yokmuş gibi hissettim ama en azından dünden bahsedebilirim. Dün diyordum ya, geçen hafta bir sürü pizza yapmaya başladık bir an diye. Çünkü şeydi işte, normalde 2-3 ayrı yere gönderiliyorsa ürünler, ne bileyim 3 tane margarita pizza yapılıyordu. 3 tanesi de üzerinde ekstra bir şeylerle. Sonra dediler ki bizde işler arttı. Önümüzdeki dönem size artık söylenmedikçe margaritalardan 8 tane daha ve üzeri değişikli ürünlerle kaplı olanlardan da 4 tane daha, yani normalde yapılana eklenecek şekilde. Ve bana öyle bir kağıt bıraktılar, hani bunların normal sayıya ekleneceğinin altı çizili, üzeri highlightlı falan. 3-4 gün boyunca normal gitti her şey. İşte pazar günü çalışmadık. Pazartesi aynı şekilde gösterdik. Salı günü aynı şekilde gönderdik. Dün sabah arayıp demişler ki siz kafayı mı yediniz, neden bu kadar çok pizza göndermeye başladınız bize? Aslında sadece hani o artı olarak değil de sadece 8 tane margarita ve sadece onun yanında 4 tane de üzeri değişikli pizza istiyorlarmış. Herkes böyle, yani siz bize fazlasını gönderin dediniz, ne yapalım diye savunmaya çalıştı. Sonunda dedik ki tamam, nasıl istiyorsanız öyle gönderin. O sayede sabahki işim birazcık daha hızlı bitmiş oldu. Tabii ki 36 tane pizza yapmak gerekmeyince hemen halloluyor. Ondan sonra üretimi yaptık. Bu sefer hatta benden bobos yapmamı istediler. İçeride karamel yapacak tencere yokmuş. Küçük saplı potlardan. Var bir şeyler ama altları, yani bir tanesi özellikle zaten bir şeyden devşirme, yani ne olduğu bile belli değil. Şeker anında yanıveriyor. Hani böyle düzgün bir karamel yapması zor oluyor gibi görünüyordu. Tutması zor. Hani tipi zavallı bir şey. Ondan sonra içeride onun yerine bakır bir kap vardı. O da zamanında bir saplı bir şeymiş aslında. Sapı düşmüş. Onu da normal kase olarak kullanıyorlar. Dedik ki bununla kesin daha iyi olur karamel, ama bu sefer de onu tutamıyorsun kenarında şey olmadığı için. Öyle zar zor 2-3 parça şeyi kapladım. Pastaları yaptım. Tatlılarını yaptım ama bunun karşılığında bugün yanımda bir tane sos ben götürüyorum. Bilmiyorum bugün tekrar yapmak gerekir mi ama uzun zaman sonra ilk defa nev seviyesinden haberim olmayan bir mutfak için sıfırdan karamel yapmış oldum. Herhangi bir, yani saf karamel. Gece boyunca normal bıraktık ama sabah nasıl bir halde bulacağımı bilmediğim için yanımda her ihtimale karşı getirdim. Bugün dışarı koymamız gereken tatlıların üzerine karamel tekrar yapmak gerekirse onu en azından rahat rahat yaparım diye. Ama bu yanımda götürdüğüm eşyalar listesi gittikçe artmaya başladı. Neyse, en azından dün çıkmadan önce bayağı bir temizlik yaptık. O iyi oldu. Hem de böyle hani kazımalı etmeli büyük parçaları
altını toparlamalı, arkasını silmeli falan. Küçük küçük adımlar. Dışarıda pencereyi temizledik diyordum ya, söylemiş miydim bilmiyorum. Arka tarafta bir pencere temizledik. Onun önüne de bir tane bitki aldık sonunda.